Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Tanıyalım sizi biraz. Furkan Yalçın, İstanbul Sarıyer'de yaşıyorum. 2 sene Haliç Üniversitesi'nde aşçılık okudum. Aşçılık yaptım 1-2 yıl kadar. Bu sene Şişli Mesleği Yüksek Okulu'na yerel yönetimler okumaya karar verdim. Kısmetse muhtar olacağım. Nereden nereye? Aşçılık, oradan burası, sonra muhtar. Yani bilmiyorum, bir anda fikrim değişti. Çok muhtar olasım geldi. Yemek olayını niye bıraktınız? Yemek olayını bırakmadım, hala yiyorum. Onda sorun yok. Ya evde yapıyor musunuz? Ya yapıyorum tabii. Niye daha geliştirip çok önemli yerlerde bir aşçı olarak devam etmek istemiyorsunuz? Ya biraz zor. Yani yemesi daha zevkli. Yapması çok zevkli ama. Muhakkak ama yapması çok zevkli. Ben biraz daha yeme taraftarıyım yapmaktan çok. Anlıyorum. Peki. Kimlerle geldiniz? Ablam, 2 arkadaşım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size yemek yapıyor mu Furkan? Çok güzel yapıyor. En güzel yaptığı yemek hamburger. Onu söyleyemedim. Hamburger. Evet, kuyruk oluyor kapının önünde o hamburger. İnanmıyorum. Zaman. Hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım. Ömer Faker. Girin Amerikan Üniversitesi'nde okuyorum. Furkan'la biz çok senedir arkadaşız. Yani arkadaşlıktan öte kardeş gibiyiz. Onun uğru olarak geldim bugün. İnşallah kazanır artık. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Mısra Erdem. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı okuyorum, öğrenciyim. Bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir enerji. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mısın Furkan? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz. Yüzü duvara dönük tek ayak üstünde duran birini genellikle nerede görürsünüz? A. Karakol. B. Telefon kulübesi. C. Mahkeme. D. Sınıf. D. Sınıf son kararım. İkinci sorumuz. Kötü bir durumdan çıkmak üzere olduğunu ifade etmek isteyen biri hangisini gördüğünü söyler? A. Beyaz atlı prens. B. Kaf Dağı'nın ardı. C. Tünelin ucundaki ışık. D. Buzdağının altı. Ya aslında aklımda bir şey var ama ben yine de seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirci joker hakkını, evet, kullanmak istiyorsunuz. Furkan Yalçın, kötü bir durumdan çıkmak üzere olduğunu ifade etmek isteyen biri hangisini gördüğünü söyler? A. Beyaz atlı prens. B. Kaftanın ardı. C. Tünelin ucundaki ışık. D. Buzdağının altı. 10 saniye süreniz var. C şıkkı %84. D şıkkı son kararım. Son kararınız. Tişörtte ne yazıyor? Vecihi. Nedir biliyor musunuz? Vecihi ilk Türk pilot diye biliyorum. Bilerek mi onu aldınız, giydiniz? Ya ablamın hediyesi, uğur getirsin diye giydim. İnşallah getirecek. İnşallah getirecek. Peki. Vecihi Hürkuş. Hürkuş. Evet. Üçüncü sorunuz. Zeytinin üstüne konulan bitkisinden keskin kokulu ve acı bir yağ elde edilen baharat hangisidir? A. Kekik. B. Dereotu. C. Fesleğen. D. Maydanoz. A. Kekik son kararım. Dördüncü sorumuz geliyor. Uzak Doğu sporlarından birini yapmak istiyorsanız hangisine başlamanız gerekir? A. Kendo. B. Squash. C. Rugby. D. Curling. A. Kendo son kararım. Beşinci sorunuz geliyor Furkan Yalçın. Telefon jokeriniz var, yarı yarıya hakkınız var. Hangi meslekteki kişiler günlük işleri sırasında alfa, lima,
Yankee, Zulu, Charlie, Bravo gibi ifadeler kullanırlar. A. Ekonomist. B. Pilot. C. Cerrah. D. Psikiyatr. Çok da bildiğim bir şey değil ama ben yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyor Furkan. Geçersiz olanları çıkartıyoruz efendim. B pilot ve C cerrah. B pilot son kararım. Pilot aklınıza gelmiş miydi? Ya çok düşündüm de riske atmak istemedim yani. Çünkü benim için az bir meblağ da olsa yeterli, gelebildiğim kadar yere gelmek istiyorum. Altıncı soru geliyor. Teşekkür. Takım elbiseli bir piyanist ve bir mikrofon etrafında dans ederek şarkı söyleyen zenci kızlar genellikle ne tür müzik konserlerinde görülür? A. Blues. B. Heavy Metal. C. Country. De Reggae. A Blues son kararım. Sevgili Furkan, sıradaki soru sesli bir soru. Önce dinliyoruz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Kendi sesinden dinlediğiniz bu şiir kime aittir? A. Can Yücel. B. Nazım Hikmet. C. Sabahattin Ali. D. Behçet Necati Gül. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adili devir motorun sesi, uy çocuklar kim bilir ne yani, harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Ben Nazım Hikmet demek hani istiyorum. Son karar Nazım Hikmet. Daha önce dinlemiş miydiniz? Ya dinledim tabii ki, dinledim. Nazım Hikmet'in sesinden dinledim. Nazım Hikmet'in sesinden dinlemedim. Edebiyatta da pek aram yok aslında ama. Nasıl karar verdiniz? Ya tahmin ettim, diğer şıkları eledim. Yani yani edebiyattan yani anlamıyorum tabii ama sonuç olarak bir lise eğitimi, bir üniversite eğitimi aldım yani. Barajı geçtiniz, 15 milyonunuz sizin. Çift cevap hakkınız da geldi. Geçti. Çok güzel oldu. Pek de güzel oldu. Şu anda 30 milyonluk soru gelecek. Teşekkür. Böyle bilmiyor muydun? Ben hala 7500'ü geçtim. 15 cevaplayacağım zannediyordum. Hayır. Şu an böyle bir rahatlama geldi. Artık rahat olabilirim biraz daha. Mutluluğun iki katına çıktı şimdi. Vallahi çok mutluyum. Hazır mısın? Hazırım. 30 milyonluk soru geliyor. Telefon jokerim ve çift cevap hakkım var. Furkan, dilimize Arapçadan geçen sayfiye kelimesinin kökeni olan sayfın anlamı nedir? A. Güneş. B. Deniz. C. Yaz. D. Kır. Sayfiye. Sayfiyenin tam olarak anlamını bilmiyorum ama yine de ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yani aslında var bir şeyim ama ben yine de telefon joker hakkımı kullanacağım. Yani hiç düşünmeye falan gerek yok diyorsun. Yok, telefon hakkımı kullanayım.
Nasıl istersen. Furkan Yalçın sevgili seyirciler, sevgili konuklar, telefon joker hakkını kullanacak. Beyhan Aksop, Sinan Çoban, İrem Az. Beyhan Aksop. Beyhan Aksop'la görüşmüş. Evet. Neyiniz oluyor? Lisede tarih hocamdı. Ortaokulda da hocamdı. Yani uzun yıllar hocam oldu. Güveniyoruz. Çok da sevdim kendisini, evet. Ne güzel. Beyhan Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Furkan Yalçın'la yarışıyoruz şu anda. Evet. Kendisi size bir soru soracak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Hocam, dilimize Arapçadan geçen sayfiye kelimesinin kökeni olan sayfın anlamı nedir? Sayfın anlamı. Evet, sayfiye kelimesinin kökeni olan sayfın anlamı nedir? A. Güneş, B. Deniz, C. Yaz, D. Kır. Sayf. Ay, güneş, deniz, yaz, kış. Sayfiye yazlık ama yaz olabilir mi Furkan'cığım? Tamam hocam, teşekkürler. 15 bin garanti olduğuna göre ben çift cevap joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Çift cevap joker hakkını kullanmak istiyorsunuz sevgili Furkan. Evet. İlk cevabı söyleyeceksiniz. İlk cevabım C yaz. C yaz. Eminsiniz? Eminim. Son karar. Son karar. Sayfiye pek önceden böyle duymadın mı? Duydum aslında, hani böyle daha yazlık, yazlık yer falan, ama gene de emin olmak istedim. Jokerler bitti. Jokerler. Bakalım soruya göre. 60 binlik soru gelecek. 60 binlik soru. Şansınız ve kültürünüzle baş başasınız. Kültür demeyelim de bilginizle. Teşekkürler. 60 binlik sorumuz. Geçtiğimiz ay bilim adamları ayın küre olmayıp şeklinin aslen hangisine benzediğini ortaya koymuşlardır. A. Şeftali, B. Armut, C. Limon, D. Mandalina. Yani bilmiyorum. Hani bir fikir yürütebilirim. Ama bu fikir de yürütürsem bir zararı yok. Yürütün. Yani şöyle, zararı yok. Şimdi eğer ki cevap vermezsem 30 bin liranız var. 30 bin liram var. Ama verir de yanlış olursa 15 bin. 15 bin liram var. Hani şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla bir şeye benzetmeye çalışırsam yanlış olur. Şimdi armuta benziyor mu aynı? Ya armuta benzemiyor. Şimdi bilim adamları ki yıllarca bunu yanlış bilip de şey yaptılarsa, ben resimden gördüğüm kadarıyla şimdi şeftali dersem bilim adamlarına da ayıp olur. Böyle bir şey. Niye ayıp olsun? Yani adamlar o kadar uğraşıyor, şey yapıyor. Ben şeftali resimde çıkarsa... Bakmış, şeftali. Şeftali çıkarsa sağlık olsun deriz. Limon da sanmıyorum da mandalina belki olabilir. Şeftali, mandalina. İşte şimdi o joker hakkımı harcamasaydım şeftali veya mandalina derdim. Ayın küre olmadığını bu şey yaptıklarını duydum. Sen ama peki neye hiç benziyor? Merak etmedim yani, ya da neye benziyormuş demedim yani. Furkan, şöyle bir düşün, zaman neye benziyor sence ay, dolunay? Şimdi ay biraz daha şeye benziyor ya, mandalinaya daha çok benziyor aslında. Sanki şöyle yan tuttuğumuz zaman, şöyle alttan baktığımız zaman. Ama ben armutla limon olacağını zannetmiyorum ya. Ay da gayet yuvarlak görünüyor hani buradan, şimdi resimlere baktığımızda. Gerçekten bilmiyorum. Ya eğer ki yani cevap verir de bilemezsem çok üzülürüm. Üzülürüm yani, şimdi bu aşağılardayken aa para küçük önemli değil falan dedim. Gelmeden önce de diyordum. Buraya gelince gerçekten kaybedeceğim para
15 bin lira çok büyük bir para. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ben aslında bana ilk geldiklerinde de ben sordum. Ne yapacaksın dediler. Ben dedim ki hani bir memlasını ablama vereceğim. O muhakkak. Çünkü bu zamana kadar hep o bir şeyler bana verdi. Ona vereceğim. Ama sonrasında dedim. Hani ben daha böyle 7500-15 bin falan kazanırsam diye. Ya çok fena yiyeceğim dedim yani. Hani havadan gelmiyor. Oraya harcayacağım buraya. Bu aşçılıkla ilgili yemeği mi kastın? Yok yok yani parayı hani ezmek derler ya. Gerçekten ezeceğim dedim yani ama. Bu gerçekten böyle benim ezebileceğim bir para. Yani benim değil muhakkak ezenler vardır da. O ben değilim. Tanımıyorum böyle birini de. Yani. Maalesef. Yani? Pas diyorum. Çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. Evet sevgili seyirciler, sevgili konuklar, Furkan Yalçın çekildi. Ama kalsaydı acaba ne cevap verecekti? Kalsaydım mandalina derdim. Limonmuş çok. İyi hatta yani. Yani şeftali ile mandalina nasıl ayırt edilir birbirinden? Ya aslında birisi biraz daha şöyle bir yassı, birisi daha geniş ve yuvarlak. Ya, ama limon bayağı... Ya bir fark olacaksa limon da belirgin o. Armut ama şimdi değil, armut tabii da ki. Öyle ama armut değil. Mandalina ve şeftali hemen hemen doğru. Aynı değil mi? Limonda bir tek dominant bir belirgin şekil var. Şimdi yarışma bitip rahatlayınca bunları çok güzel bir şekilde düşünebiliyorum. Ama neden sizin karşınızda olmak başarılar olmadan... diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler, güle güle. Kolay gelsin.